Alfa lipoik asit diyabete giden süreçte de bizim için çok önemli. İşte daha yeni insülin direnci döneminde mTOR aktivasyonu oluyor çünkü. AMP kinaz aktivasyonu yaparak prediyabet döneminde etkili. Aktif diyabet döneminde GLUT4 kapılarını açarak bizim için etkili. Ve tabii diyabetin komplikasyonları, yani özellikle ülkemizde işte diyabetik nöropatide vesaire zaten reçeteli ilaçlar da reçete ediliyor. Neden? O oksidatif hasardan nöronları koruyabilmek adına alfa lipoik asit bizim için önemli. Çünkü insülin direncinin temelinde de aslında oksidatif stres var. Yani insülin reseptörlerinde, hücre zarında burada bir oksidatif stres meydana geliyor. Alfa lipoik asitin insülin direncinde etki etmesinin sebebi bu reseptör düzeyindeki hücre zarı düzeyindeki oksidatif stresle savaşması. İşte insülin direnci günümüzde birçok hastalığın temelinde. Klasik bakış açısı, yani bu salondakiler tabii öyle değil. Klasik bakış açısı sadece palyatif tedavi yapmaya çalışıyor. Yani tansiyonu varsa antihipertansiflerimiz var. Kolesterolü varsa statinlerimiz var. Damar tıkanırsa anjiyo yaparız, stent takarız, geçeriz. Bu mantaliteyle genelde bakılıyor. Ancak burada temel amacımız insülin direncini yenmek olacak. Tabii bu da karşımıza metabolik sendrom olarak çıkıyor. İşte bu yolaklarda iki aslında insülin anabolik bir insülin sürekli depolama eğiliminde bir hormon. Yani aslında insülin bütün kötülüklerin anası. Biz eski çağlardan gelen, yani avcı toplayıcı dönemden gelen hala altyapıya sahibiz. Neydi o zaman? İşte avlandığında yemek yiyebiliyordu adam, avlanamadığında belki iki gün aç kalıyordu. Dolayısıyla hep zor günleri düşünerek vücut bir depolama eğiliminde. Ama şimdi nasıl? İşte öğlen yiyoruz, ikindi yiyoruz, akşam yiyoruz, akşamdan sonra tekrar yiyoruz. Yani vücutta sürekli bir insülin salgılatıyoruz. Pankreas tam dinlenecek, biz tekrar insülin salgılatıyoruz. Ve bu da insülin bu glikozu bir yerlerde sokması lazım, bir yerlerde değerlendirmesi lazım. İşte burada iki tane enerji santrali var aslında. Vücut diyor ki, mTOR yolağı var, bir de AMP kinaz yolağı var. Sağdaki gibi yaşarsanız, yani ortamda enerji azsa, ATP tüketiyorsanız, vücut AMP kinaz yolağını aktifliyor. Diyor ki, işte ben zamanında depoladığım, sonunda Mustafa'nın karaciğerinde depoladığım trigliseritleri yakmanın vakti geldi. Sonunda işte göbek bölgesine depoladığım yağları yakmanın vakti geldi çünkü Mustafa aç kaldı sonunda diyerek sağdaki yolağı aktifliyor. Ama sürekli ortamda işte karbonhidrat varsa, glikoz varsa, kalori varsa sürekli kötü günleri düşünerek depolama eğiliminde. Anabolik bir yolak mTOR. Anabolik demek belki bize iyiymiş gibi geliyor ama kötü aslında. Çünkü her şeyin üretimini artırıyor. Yani işte tümörleşmeyi artırıyor, kolesterolü artırıyor, trigliseriti artırıyor, yağ dokuyu artırıyor. Yani sürekli depoluyor. Zor günlerimizi düşünerek sürekli depoluyor. İnsülin de artıyor ama aynı zamanda bu sefer fazla olan şey değersizdir. İnsülin ne kadar fazlaysa o kadar değersiz. Biz mesela 1 Şubat'ta alımları kapattık buraya. 15 gündür telefonumuz kilitlendi. Bir şey ulaşılamayınca değerli. İnsülin de artıyor vücutta ama duyarsızlık da artıyor. İşte ama siz AMP kinaz yolağını aktiflediğinizde tam tersi bu sefer yıkım başlıyor. Katabolik bir yolak, yıkım yolağı ama bu yıkım hayırlı bir yıkım, güzel bir yıkım. İşte zamanında depoladığımız şeyleri bu sefer eritmeye başlıyor vücut. Trigliserit azalıyor, yağ dokusu azalıyor, tümörleşme azalıyor, otofaji artıyor. İşte işin sırrı AMP kinazı aktiflemek. Herkes AMP kinaz, AMP kinaz dedi. Evet, aktifleyelim. Nasıl aktifleyelim? İşte çalışmalar gösteriyor ki işte aralıklı oruç AMP kinazı aktifleyen en önemli şeylerden bir tanesi. Alfa lipoik asit AMP kinazı aktifleyen en önemli moleküllerden bir tanesi. Bizim çok iyi bildiğimiz bir ilaç daha var. O da metformin. O da AMP kinaz yolağıyla faaliyet gösteriyor. Hatta dün Murat Aksoy hocam da bahsetti. Biz artık bu mükemmel etkilerinden dolayı metformini acaba antitümöral olarak kullanabilir miyiz? Anti-aging amaçlı kullanabilir miyiz? Nöroprotektif amaçlı kullanabilir miyiz? PCOS'ta zaten kullanıyoruz. Kardiyovasküler korunma amaçlı kullanabilir miyiz diye de dünyada artık yeni şeyler var. Ama metformin de bitkisel arkadaşlar. O takviyelere inanmayan, işte ben bitkisel şeyler kullanmıyorum diyenlere kötü haber, metformin de bitkisel. Keçi sedef otundan elde ettiğimiz bir molekül, big guanitler dediğimiz bir molekül. Ama metforminin sırrı bundan 300 yıl önce keşfedilmiş, üzerinde on binlerce çalışma yapılmış ve altın standart haline gelmiş.
ama benim garip berberinimin boynu bükük, onun suçu geç keşfedilmiş olması. Ondan önce tabii metformin evet gerçekten güzel bir molekül ama birçok yan etkisi var. Özellikle fonksiyonel tıp bakış açısıyla bize etkileyen en önemli yan etkileri bir, metilasyon yolağını bozması, iki, diamin oksidaz enzimini bloke etmesi, yani hem DAO'yu bloke ettiği için histaminin vücuttan temizlenmesini engelliyor, hem B12 folik asit eksikliği yarattığı için metilasyon döngüsünü bozarak da histamin N-metil transferazla metil kullanan bir enzim. Yani metil yoksa vücutta, histamin buradan da temizlenemiyor. Yani iki türlü histamin yükünü vücutta artıran bir molekül metformin. Ama aynı işte AMP kinaz yolağını aktifleyen bir molekül daha var. O da berberin. Hem longevity için çok kıymetli, hem diyabet için çok kıymetli, AMP kinaz yolağı için çok kıymetli bir molekül. Yapılan meta analizlerde zaten rüştünü ispat etmiş. 28 çalışmanın incelendiği bu meta analize de rüştünü ispat etmiş bir molekül. Burada tabii lipozomal olması biyo yararlanım anlamında bize çok yüksek fayda sağlıyor. Diğer en önemli antioksidan bitkisel destek de deve dikeni ekstresi. İşte ama onun içerisindeki silibin. Yani her bitkisel destekte bu içindeki etken maddeye ne kadar standartize, buna bakmamız lazım. Yani bir deve dikeni ekstresinde %10 silibin olabilir, bir deve dikeni ekstresinde %70 silibin olabilir. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken şey bu moleküller. İşte bu silibin de özellikle karaciğer için çok kuvvetli bir antioksidan, aynı zamanda hücre zarında, mitokondriyal disfonksiyonda da bize fayda sağlayan çok önemli bir bitkisel destek. Hem karaciğerin işlevselliğini artırıyor, hem safra akımını artırarak detoksifikasyona hizmet ediyor. Aynı zamanda çok önemli bir antioksidan olması dolayısıyla bizim için çok kıymetli. İşte silimarinle berberin bir arada olduğunda da etkisi çok daha fazla oluyor. Bu da önemli artılardan bir tanesi, silimarinle berberini bir arada kullanmak. Şimdi şurada gördüğünüz bir grup daha var, o da polifenoller. Bakın işte karotenoidler, polifenoller. İşte hep renkli beslen, renkli beslen diyoruz ya. Onun da sırrı şuraya dayanıyor. Bu polifenoller ne? Hep polifenol, polifenol, polifenol diyoruz. Bitkilerde bulunan bazı moleküller var. Bunlar bitkilerin kendini dış dünyaya karşı korumak için. Yani işte kekik niye kokuyor, nane niye kokuyor? Hayvan beni yemesin diye, sinek konmasın diye aslında ürettiği moleküller bunlar. Ama bu moleküllerin insan sağlığına da çok kıymetli, faydalı olduğu yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. İşte flavonoidler, karotenoidler, fenolik asitler, lignanlar gibi birçok bitkilerde moleküller bulunuyor. Bu flavonoidler bizim için çok kıymetli. Flavonoidler de 6 alt gruba ayrılıyor. Flavononlar, antosiyaninler, flavanoller vesaire. Hızlıca onlara değinelim. Mesela flavononlar arasında naringin, hesperidin, naringenin molekülleri, flavononlar, turunçgillerde özellikle bulunan. Antosiyaninler özellikle biliyorsunuz mor, kırmızı meyvelerde, sebzelerde bulunan moleküller. Flavanoller, kateşin, epikateşin, epigallokateşin, gallat, işte yeşil çay ekstresinde bulunan moleküller, flavanoller, bakın A ile. Flavonlar, apigenin, luteolin, tangeritin, bunları ileride çok daha fazla duyacağız. İzoflavonoidler var biliyorsunuz, özellikle soya, fitoöstrojen olarak da biz kullanıyoruz. İşte asıl bir grup var ki flavonoller, vanoller değil, flavonoller, kuarsetin, kanferol, fisetin işte bu grubun üyesi, özellikle soğanda, elmada, domateste, üzümde vesaire bulunan bir molekül kuarsetin ve fisetin. Kuarsetini biz zaten uzun yıllardır biliyoruz. Pandemide özellikle biz çok daha fazla etkisini öğrendik. Birçok yerde biz kuarsetinden fayda görüyoruz. Antialerjik, antiviral, longevity alanında, antioksidan alanında fayda gördüğümüz bir molekül. Kuarsetinde de biyo yararlanım çok önemli. Bakın, burada da biz fitozom teknolojisi dediğimiz bir teknoloji kullanıyoruz. Normalde biliyorsunuz lipozomal moleküllerde ortaya etken maddeyi koyuyoruz, etrafını fosfatidil kolinle kaplıyoruz. Ama fitozomal moleküllerde, yani özellikle emilim problemi olan bitkilerde biz her bir fosfatidil koline bir ham maddeyi zerk ediyoruz. Yani böyle merge yapmış oluyoruz. İşte buna fitozomal diyoruz. Fitozomal kuarsetin klasik kuarsetine göre 20 kat daha fazla biyo yararlanıma sahip. Yani siz normal bir kuarsetinden 500 mg kullandığınızda 1x emilirken lipozomal kuarsetinden kullandığınızda 20x emilebiliyor.